Şimdi geçen gün Tahir Sarıkaya'ya, Tahir'i çok severim. Bir konuk oldun, piri oldun. Herkes o konuyu konuşuyor. Hangi konuyu? YouTuber'larla ilgili konuşmalarım vardı. Kerimcan'la ilgili. Onu da hatırlayacağız ama nereden açıldı bu konu? Nasıl geldi? Ne o düşünüyor bana söyledi, ben tanımam. Vallahi tanımam. Öyle acayip yarattıklar onlar. Ben ne bileyim ya. Öyle... Ya bırak bu işleri ya. Benim, tamam, dur bir izleyelim o zaman. Ya, tipime göre değil. Şey değil. Yok öyle. Çoktan revaçlı adamlar. Bir şeyler. Ne şarkıcılığı ne şey. Hani, o zaman yaptıklar. Bir izleyelim bakalım. Tahir de ne söylemiş? Yaptığı işlerini de anlamam. İzleyelim. Bunu dinlemeye gitmeyi düşünüyor musunuz? Allah korusun ya. Ben bir dakika öyle... niye? Ya Tahir kardeşim onlar benim tarzım. Onlar benim. Ama doğum günü vardı. Kerimcan'ın doğum günü ayakkabıyı içine içki koydular. Ya, doğum günü ya, partisi. Nasıl bir rezalet ya. Duyarım hani kulağıma gelir. Hiç ilgilenmem de. Yani bir de şuna üzülüyorum. Bu tip insanlara nasıl para verirler de. Kadınlar dinlerler. Çok seviyor Kerimcan'ı. Evet, bunları kim sever ya? Bunu sevilecek. İnsan olarak değil yani. Yaptığı işin sevilecek. Yani bana bir alın. Ne yapıyor da seviliyor bu adam. Eğlendiriyor Kerimcan insan. Ben bizim Yavuz Seçkin var biliyorsun. İyi biliyorum. Yavuz, evet. Anırcan diye bir şey yaptı. Ben onu daha çok tercih ediyorum. Hmm. Anırcan diye bir... Yani bugün karşılık... sizi silah zoruyla da götürseler gitmez misiniz Kerimcan'ın? Allah şahit. O kadar net yani. Rabbim şahit ya. Onlar... Kerimcan'ın konserine gitmezsiniz ya da Allah, dinlemeye. Allah korusun ya. Olduğu yerden geçmem onları ya. Kerimcan'ın ol. Ne münasebeti? Onun sanatla, sanatçılıkla, eğlenmekle ne alakası var ya? Anladın mı? Yaptıkları... şeyler ya tuhaf şeyler ya bize uymaz öyle şeyler ya. Bozar mı bizi diyorsun? Bozar bizi Allah için. Ama çet çok seven kitle de var. Ya o sevenler de kabul edelim. Allah Allah ben ona itirazım yok ki. Bizi bozar mı diyorsun? Bozar tabii ya. Kerimcan bir şey normal bir isim hani bu başlık altındaki tüm bu işi yapanlar mı? Ne özelliği var ya? Bir anlatın bana özelliğini. Niye yani revaçta bu kadar da para alırlar? İşte biz bazen... Ne özelliği var yani bir adam çıkar şarkı okur adam gibi. Anlarım, dinlerim. DJ Ebru Gündeş çıkar, ona verdiğim para ananın ak sütü gibi helal olsun derim. Sibel Can'ı dinlerim, ona verdiğim para ak sütü çıkar, adam gibi şey. DJ, bunlar ne iş yapar ya? DJ adam... performansı var, böyle şarkılar çalıyor, şarkı dans çalarken dans. Bu işler acayip, bize göre değil ya. Bak yine burada söyleyeyim. Bir dinleyelim bakalım. Mesela neden seviliyor? Sarabya'da uşaklara dönmeyelim. Videosunu görelim bakalım. Yani ne düşünüyorsunuz? Aslında sempatik ve çok fazla tıklanıyorlar. Çok izleniyorlar. Çok takipçileri var. Hayır yani ben şu. Ben yani insan olarak bir şey demiyorum. Yaptıkları işin revaçta oluşu bana tuhaf geliyor. Ha neden diyorsun? Böyle bir talep neden? Yani, evet yani bunlar ne yapıyor da beni eğlendirecek ya? Hmm. Bunları beni eğlendirecek bunlara böyle bir kabiliyet görmüyorum. Ya. Ben bunların yaptıklarıyla eğlenemem. Hmm. Dinlemem. Beni rahatsız eder bunlar ya. Vallahi rahatsız ederler ya onu diyorum. Şimdi gece kulübüne falan gitmiyor ya İsmail Hayır. Türüt. Şimdi yaş olarak da hani ben de artık çok takılmıyorum gece kulübüne. Gece kulübüne giden gençlerimiz var. 18-19 yaşında. Onlarla eğleniyorlar, coşuyorlar. Bize göre değil. Ben gece kulübüne şarkı okuyabilirim. Yani şimdi Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir performans sergiledi mesela. Yani hınca hınç da oldu. Tamam da yani Bostancı Gösteri Merkezi'nde biz de konserler yaptık. Bizimki de hınca hınç doldu. Tamam. Bundan sonra bizimki de hınca hınç doldu. Tamam, bu ne yaptı? Ben şarkı okudum. Bu nasıl bir şey? Ama günlerce danslara dansı çalıştı. Dansı da çok güzel falan. Çok falan. Da güzel dans etti. İsmail... Ya sevenleri var demek var, ya. Seviniyor ona da saygın var yani. İnsan dürtücü sevenlerden. Geçtiğimiz yıllara damgasını vuran bir sözün vardı. Etilerde, yumuşak hareketler. Etilerde adamlar dedi. Da var yani. Öyle şey olur mu? Zamanında demiştin. Tabii yani etilerde... Bizim Hakan da şarkı okuyordu. Ay ne olaylar tabii. Olmuştu o dönem. Bizim dönem... tespihciyle de tespih. Bizim Ferman abim de Ferman da etilerde çıkart. Şimdi yani ben onları kastırırım. Sonra zaten görüş. Onu tabii. Söylemiştin. Tekrar düzeltmeyi tabii yani düzeltmiş. Ben hepsini... Evet, onu bilemem. Onları, o sizin ölçünüze göre. Biz öyle denk geldik. Bir de bunları bu kararlar çok seviyor. Niye? Kadınlar bu ama bizi anlıyorlar. Bu tipleri çok seviyor. Onlardan yani, pek zarar gelmeyiz siz herhalde. Hiç. Tamam. Evet. Evet. Allah'ım ya. Evet. Onlar doğru. Zararsız biraz. peki. Ne edeyim ya? Ya Allah'ım ya Rabbi. Her doğru her yere söyleme. Söylerim kardeşim. Doğruyu söyleyeceksin. Ben sana...